Merhaba efendim. Kanal 68 Televizyonu Haber Merkezi tarafından hazırlanan haber bülteniyle karşınızdayız. Hüdapar İl Başkanı Kudüs'ün işgal girişimine karşı tepki amaçlı bir fotoğraf sergisi düzenledi. 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte basın açıklaması da yapıldı. Şu an Filistin'deki, Gazze'deki, Kudüs'teki yapılan o İsrail tarafından, İsrail terör devleti tarafından yapılan saldırıları telin etmek adına bugün Aksaray Meydanı'nda Cuma namazından sonra bir basın açıklamamız olacak. Hüdapar olarak saldırının başladığı ilk günden beri Türkiye'nin bütün illerinde her gün aralıksız devam eden bir program aslında. Biz Aksaray'da Cuma namazına mütabık yapmış bulunuyoruz. İnşallah Filistin'deki mazlum insanların, Müslümanların sesini duyurabilmek adına yaptığımız bir basın açıklamasıdır. Bütün Aksaraylı hemşerilerimizi de bekliyoruz sizin aracılığınızda inşallah. Hüdapar İsrail'in yapmış olduğu bu vahşeti kurulduğu günden beri telin ediyor ve kurulduğu günden beri de ülke yetkililerinin İsrail terör devletiyle bütün ilişkilerini askıya almasını, ekonomik olsun, siyasal olsun, ticari olsun, askeri olsun bütün işbirliklerinin bir an önce sonlandırılmasını talep ediyor. Bu şekilde olursa bütün İslam ülkeleri İsrail'e karşı böyle bir tepki ortaya koyarsa güç sahipleri olarak inşallah Kudüs'ün özgürlüğe kavuşacağına inanıyoruz. Hüdapar kurulduğu günden beri Filistin davasını sahiplenen bir partidir zaten. Yani sürekli görüşmeler irtibat halinde de oluyor İstanbul'da yetkililerin olsun Diyarbakır'da. İnşallah en kısa zamanda Gazze'nin, Kudüs'ün özgürlüğe kavuşacağını temenni ediyoruz. Her bir karesi peygamberlerin ayak izlerini taşıyan o mübarek belde yeryüzünün en necis varlıkların postallarıyla kirletildi. Peygamber kokan mescitleri müminlerin kanlarıyla sulandı. Kahrolsun İsrail! Kahrolsun İsrail! Kahrolsun İsrail! Kahrolsun İsrail! Kahrolsun İsrail! Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. As-salatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Çok değerli kardeşlerim, Kudüs'ün ve Filistin davasının aziz neferleri. Biraz önce camide hocamız bir hadis-i şerifte şöyle buyurdu. Bir münkeri gördüğünüz zaman onu elinizle düzeltemiyorsanız onu dilinizle, eğer onu dilinizle de düzeltemiyorsanız bari ona kalbinizle buğz edin. Bu imanın en zayıf noktasıdır. Değerli kardeşlerim, Siyonist terör devleti olan İsrail çetesi özellikle her Ramazan ayında mazlum ve mustazaf olan Filistinli kardeşlerimize karşı topyekun bir kıyama geçiyor, bir soykırım uyguluyor adeta. Özellikle her Ramazan ayında adeta İslam coğrafyasının gözünün içine baka baka bebekleri, kadınları, masum insanları, yaşlıları katlederek 1,5 milyar İslam ümmetine meydan okuyor. Her Ramazan ayında biz Müslümanlar onların yapmış olduğu bu vahşeti, bu katliamı, bu soykırımı kınamak için meydanlara iniyoruz. Sloganlarımızı atıyoruz. Lakin Siyonist barbarlık, İsrail çetesi, haydut devlet her seferinde hiçbir şekilde geri adım atmayarak pervasızca Müslümanların üzerine yürümektedir. Zalimler için yaşasın cehennem! Zalimler için yaşasın cehennem! Zalimler için yaşasın cehennem! Değerli kardeşlerim, onların bunu yapması onların çok güçlü olmalarından kaynaklanmıyor. Onların bunu yapması ekonomik olarak, askeri olarak birçok alanda ileri gitmelerinden kaynaklanmıyor. Siyonist terör devletinin bunu yapmasının en büyük sebebi
1,5 milyar İslam aleminin onların karşısındaki sessizliğidir, pasifliğidir, acizliğidir. Onun için yapmış oldukları bu katliamlara karşı seslerimizi daha gür çıkartmak için Müslümanların bilinçli ve uyanık olmaları lazımdır. Evet, eğer biz bugün bir olursak, bu İsrail çetesine karşı dik durursak, onların mallarını boykot edersek, onlara karşı tek yumruk olursak, şunu iyi bilmemiz lazım ki onlar hiçbir zaman Müslümanların karşısında duramazlar. Tabiat itibariyle de zaten korkaktırlar ve onların güçleri sadece ama sadece uzaktan bombalayarak masum kardeşlerimizi katletmekle geçiyor. Değerli kardeşlerim, Müslümanlar olarak bu pasifliği üzerimizden atabilmemiz için Siyonist İsrail çetesinin bu katliamları bir daha işlememesi için sadece kınamakla geçmez, slogan atmakla yetmez. Aynı zamanda Müslümanların bir olmaları, Müslümanların bir kuvvet olmaları ve onların karşısında durmaları gerekiyor. Allah'a emanet. Son olarak, değerli kardeşlerim, bu bize şu dersi öğretti. İman, irade ve ihlas varsa, azim varsa başarı vardır, zafer vardır, gayret varsa Allah-u Teala Müslümanların yardımcısıdır. Hamas bir avuç olmasına rağmen, Gazze bir avuç yer olmasına rağmen, o Müslümanların etrafı duvarlarla çevrili olmasına rağmen, onlar bütünüyle bu Siyonist İsrail çetesine, onun askeri teçhizatına, onun bükülmez denilen silahlı kuvvetlerine gerekli dersi vermiş. Gazze'den fırlatılan o füzeler Yahudilerin, yani Siyonist İsrail çetesinin kabusu olmuş ve zaten korkak olan o alçak devlet bunun karşısında pes etmek zorunda kalmıştır. Bismillahirrahmanirrahim. Basın ve kamuoyuna. Siyonist çetenin Gazze'ye yönelik barbar saldırıları ikinci haftasına girdi. Siyonistler cami, okul, hastane, sivil yerleşim alanı ayrımı yapmadan hastanelere çıkan yollar, tarım alanları, şehre su ve elektrik sağlayan tesis ve şebekeleri gözü dönmüş bir şekilde bombalamaktadır. Yaralılar tedavi edilmesin diye doktorlara yönelik özel suikast ve saldırılar düzenlemektedir. Tıbbi malzeme ve ihtiyaç girişine izin vermemektedir. Şu ana kadar Gazze'de 65'i çocuk, 230 kardeşimiz şehit olurken 1570 de yaralı vardır. Batı Şeria'da ise 4'ü çocuk toplam 25 şehit olurken 6309 kardeşimiz yaralandı. Birleşmiş Milletler'in son açıklamasında Gazze'ye yönelik saldırılar neticesinde en az 75.000 Filistinlinin yerinden edildiği açıklandı. Siyonist işgalcilerin yaptıkları eşi benzeri görülmemiş bir insanlık suçudur. Bu vahşete dur demek bütün dünyanın insanlık borcudur. Şehitlerimizin şehadetini tebrik ediyor, yaralarımıza Allah'tan aciz şifalar diliyoruz. Gazze'de, Kudüs'te, Aksa'da Siyonist işgale karşı direnen kardeş ve bacılarımızı buradan selamlıyoruz. 18-24 Mayıs Müzeler Haftası nedeniyle Oyun Diyarı Kreş ve Gündüz Bakım Evi Aksaray Müzesi'nde bir gezi gerçekleştirdi. Müzeyi gezen minikler hem eğlendi hem de farklı tecrübeler edindi. İsmim Emel Karataş, Oyun Diyarı Kreşi Kurum Müdüresiyim. Bugün niçin buradayız? Bugün Müzeler Haftası sebebiyle burada bulunmaktayız. Çocuklarımızın müzeyi ziyaret etmeleri, müze bilincini oluşturmak amaçlı
buradayız. Toplam kaç tane çocukla geldiniz? Toplam şu an 24 öğrenciyle geldik. Bu çocukların müzeye tepkisi nasıl oldu? Gözlemlediniz mi? Daha önce gelenler var. Onlar tabii alışkın olduğu için çok şey kalmadılar, yabancı kalmadılar. Meraklılar, inceliyorlar. O şekilde. Müzeler haftası için ne söylemek istersiniz? Müzeler haftası için Aksaray Müzemize teşekkür ederiz. Geldik, burada çocuklarımızı getirdik, ziyarette bulunduk. Kreş içerisinde de belirli gün ve haftalar kutlandığı için bu hafta müzeler haftası. Çocuklarımızın bu virüs sürecinde biraz da olsun uzaklaşsınlar, farklı bir ortama gelsinler istedik. Teşekkür ederiz Kanal 68'e de. Yusuf! Yusuf, müzeyi nasıl buldun? Müze güzel mi? Neler gördün burada? Adın ne senin? Yusuf. Yusuf kaç yaşındasın? 9 yaşındayım. Ki müzeyi beğendin mi? He. Neler gördün burada? Her şeyi gördüm. Mesela en çok ne dikkatini çekti? Şu bebek. Hangi bebek? Şu bebek kokatı ya. Mumya. Hayır, mumya. Teşekkür ederim. Ayşe Defter. Tanıyabilir miyiz? Evet. İsmin ne? Ayşe Defter. Kaç yaşındasın? 5. Müzeye ilk defa mı geliyorsun? Evet. Nasıl buldun peki? Güzel. En çok ne dikkatini çekti burada? Mumyalar. Tekrar gelmek ister misin? Evet. İlk defa müzeye geliyorsun. Beğendin mi peki? En çok ne dikkatini çekti? Mumyalar. Mumyalar. Teşekkür ederiz. Adın ne? Osman. Müzeye ilk defa mı geliyorsun Osman? Evet. Beğendin mi peki? Evet. En çok ne dikkatini çekti? Her şey. Tekrar gelmek ister misin? Evet. Eğmen Aras. Müzeyi beğendin mi Eymen? Evet. En çok ne dikkatini çekti? Silah. Silah mı dikkatini çekti? Tekrar gelmek ister misin? Evet. Adın ne? Zeynep Tuma. Beğendin mi müzeyi? Tekrar gelmek istiyor musun? Evet. Süpürgeler yok. Beğendin mi müzeyi? Müzeyi beğendim. Senin adın ne? Benim adım Berç Alar. Beğendin mi müzeyi? Evet. Neler gördün müzede? Müzede mumyalar gördüm. Başka da teyzeler gördüm. Beğendin. Tekrar gelmek ister misin? Evet. Konuşacak mısın? Adın ne? Gözde. Gözde, ilk kez mi geliyorsun müzeye? Hı. Kaç yaşındasın? 6. Peki nasıl buldun müzeyi? En çok ne dikkatini çekti? Mumyalar. Tekrar gelmek ister misin? Hı. Teşekkür ederim. Seni görüyor musunuz? Bak bak geliyor. Geliyor. Neymiş o? Yelken var. Beyaz sancağına değmiyoruz. Aksaray Belediyesi tarafından projelendirilen 17 kilometrelik akıllı bisiklet yolları projesinde istasyonların kurulumuna başlandı. İlk aşamada 2 istasyonun kurulumu gerçekleştirildi. Önümüzdeki hafta içerisinde ise diğer istasyonlar da tamamlanacak. Aksaray'da vatandaşlara bisiklet kullanma alışkanlığı kazandıracak ve sağlıklı yaşamı destekleyecek olan akıllı bisiklet yolları projesinde 17 kilometrelik bisiklet yol ağında boyama ve düzenleme çalışmaları tamamlandı. Haziran ayı içerisinde hizmete sunulması planlanan akıllı bisiklet yolu ile enerji tasarrufu sağlamanın yanı sıra ulaşımda altyapı maliyetlerinin düşmesi hedefleniyor. Belediye Başkanı Evren Dinçer, akıllı bisiklet yolları projesi şehir merkezinde gürültü ve görüntü kirliliğinin azalacağının öngörüldüğünü bildirdi. Yenilikçi projelerin modern kentleşme için vazgeçilmez olduğunu aktaran Başkan Dinçer, güvenli ve çevreci bir projenin daha hayata geçtiğini belirtti. 17 kilometrelik bisiklet yolu projesinin tamamlandığını sözlerine ekleyen Başkan Dinçer,
Projemiz içerisinde yer alacak 11 istasyonumuzdan 2 istasyonumuzun kurulumunu gerçekleştirdik. Önümüzdeki hafta içerisinde diğer istasyonlarımızda sistemin kurulumunu yapacağız. Haziran ayı içerisinde de vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. Bu projemizle vatandaşlarımızı sağlıklı yaşam için bisiklet kullanımına teşvik etmiş olacağız ifadelerini kullandı. 5 ve 6. yüzyıllarda Ortodoks mezhebi kurucularından Aziz Gregorius adına yaptırılan ve Kapadokya'nın gizli hazinesi olan Kızıl Kilise turistleri ağırlamaya devam ediyor. Kapadokya'nın saklı hazinelerinden biri olan Kızıl Kilise, Aksaray'ın Güzelyurt ilçesi Sivrihisar köyü yakınlarında dağların arasında ovada yer alıyor. Ortodoks mezhebi kurucularından Aziz Gregorius adına yaptırılan Kızıl Kilise, inşa edilirken kullanılan kızıl taşlardan dolayı bu isimle biliniyor. Aziz Gregorius İstanbul'dan Güzelyurt'a döndükten sonra hayatının son günlerini burada geçirmiş ve ölümünden sonra da bu topraklara gömülmüş. Dünya Anıtlar Fonu tarafından 2008 yılında dünyanın en fazla tehlike altında bulunan 100 tarihi eseri listesine alınan Kızıl Kilise'nin 2011 yılında restorasyonuna başlanırken restorasyon çalışmalarına hala devam ediliyor. Kızıl Kilise hakkında bilgiler veren Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, Hristiyanlığın Roma'da yasaklanmasından sonra hem Aziz Gregorius Aksaray'da, Basil'in ise Kapadokya bölgesine gelerek faaliyetlerini devam ettirdiğini belirterek, Kızıl Kilise 1500 yıllık geçmişe dayanan Ortodoks mezhebi kurucularından Aziz Gregorius adına yapılmış bir kilisedir. Ortodokslar için özel bir anlam ifade ediyor, dedi. Kızıl Kilise biliyorsunuz 1500 yıllık geçmişe dayanan Ortodoks mezhebi kurucularından Aziz Gregorius'un adına yapılmış bir kilisedir. Ortodokslar için özel bir anlam ifade ediyor bu kilise. Kızıl taşlardan, kesme kızıl taşlardan yapıldığı için de Kızıl Kilise adıyla bilinmektedir. Hristiyanlığın en önemli üç azizinden biri olan ve ölümünden sonra da bu topraklara gömülen Gregorius, Hristiyanlık tarihi açısından önemli birisidir. Zaten hayatının son kısmını da Kızıl Kilise'de geçirmiştir. Aksaray'da yaşamını sürdürmüştür. Aynı zamanda aynı mezhepten gelen Basil de Kayseri'de yaşamını sürdürmüştür. Hristiyanlığın Roma'da yasaklanmasından sonra hem Aziz Gregorius hem de Basil Kapadokya bölgesine gelmiş. Burada faaliyetlerine devam ettirmişlerdir. Kızıl Kilise Kapadokya'nın en eski kiliselerinden birisidir. Mimari özelliklerine ve fresklerine bakılarak 5 ve 6. yüzyıllara ait özellikler var burada. Dış cephesine baktığınız zaman düzgün kesme taşlar kullanılmış. Serbest haç planlı inşa edilmiştir burası. Roma'da Hristiyanlığın serbest bırakılmasından sonra bizim orada biliyorsunuz Selime Katedrali var. Selime Katedrali'nde de ilk ayin yapılmıştır. Bu da Hristiyanlığın serbest bırakılmasını kutlamak için yapılmıştır. Peki. Ziyaretçiler şu anda geliyor. Buraları yaz aylarında özellikle Ihlara Vadisi, Manastır Vadisi ve Kızıl Kilise'ye yaklaşık olarak 600 binin üzerinde turist gelip buraları ziyaret etmektedir.
Eskili ilçesinde yaşayan 71 yaşındaki Ali Rıza Köse uzun yıllardır eski ve tarihi eşyaları olan tutkusunu kendi garajında oluşturduğu müzede yaşatarak geçmişe ışık tutuyor. Eskili ilçesine bağlı Yüksecik Yaylası'nda ikamet eden Ali Rıza Köse, eski ve nostaljik malzemelere düşkünlüğüyle bir müze oluşturdu. Evinin yanında bulunan otomobil garajına dededen kalma eşyalar ve yıllardır topladığı çeşitli malzemeleri koyan Ali Rıza Köse'nin kişisel müzesi ziyaret edenleri tarihi bir yolculuğa çıkarıyor. Pikapa takılan plaklardan çalan eski müzikler, Osmanlı döneminden kalma güğümler, bakır yemek tabakları, ibrikler, Cumhuriyet döneminin ilk yıllarından kalan 1930 baskısı paralar, delikli kuruşlar, eski dönemde gelinlerin başlarına taktığı başlıklar, eski tarım aletleri, radyolar ve daha birçok malzemeden oluşan bu garaj, şu an unutulmaya yüz tutmuş gelenek ve görenekleri de canlandırıyor. Şunlar zaten eski hava, bundan gelen, ne diyeyim ben bari, şu mır radyolar, şunları, tabi. Eski fil canı, şu zarflar şeymiş, türümüz. Şu eski bak, bu eski ıprık, Osmanlı ıprık. Bu su, atta suyu mesela gelinler böyle kaynatıyor, böyle su döküyor ha. Osmanlı, efendime söyleyeyim, şu eski mesela güğümler, eski güğümler, gelinlere bunlar mesela burada birinin hem gelinin ismi var hem damadın ismi var. Şunlar zaten gelinlerin sandıkları, böyle boy boy mesela. Şu radyolar çok eski, bu radyolar. Tabi, bak şu radyo çok eski, genalar yazıyor. Şunlar gaz ocağı, bunlardan çay pişerdim. Evet. Yanar, dehayla yanar, pompayla böyle yanar. Şunlar eski, çok bir eski, kapaklı sahan diyorlar bunlara. Bunlara yemek yaparlarmış düğünlerde mesela, böyle ağır misafirlere. Bak, şunlar mesela. Dövme 1,5 kilo şu, çok ağır bunlar, dövme, Osmanlı. Şu mesela eskiden yörükler göçemeye gittiğinde böyle içine sabun kollar basarlarmış. Şu eski çorba tası bir, kuvvetli tasdiler, pakır yani. Şunlar eski Osmanlı, eskiden bunlara ütü yaparlarmış gelinlerin feslerine. Böyle dondurma üstüne basarlarmış. Şu, bak, bu da abdest leğeni. Dursa şunu, şunu koyayım ben. Kaynata geldi mi ayağını yıkarmış. Şuraya ayağını koyuyor, bundan su, gelin su döküyor. Süt makinesi, dedemden kalma, 100 tonelik. Bir tarafı kaymak çıkarır, bir tarafı süt çıkarır. Anladım. Ondan göre. Diye. Sen para hiç görmedin. Askeri 50 lira. Bir tarafı yeşil. Evet. Bir tarafı bak kayferengi. Ya. Ha 1930'daydı. 11 Haziran 1930. Ha. Bak. Şunu adam çıkarmış bak. 1000 lira. Bu da 1930 baskı. Ha. Baskı ha. Tabii. Şu böyle bir eskilere meraklıyım. Kaybolmasın. Dedemizden kalma. Tabi bu işte dostlar da varsa getirse alırım da, parasıyla da alırım yani, buraya koyarım. Yani fazlaları 10 paraya vermesinler yani. Sağ yaptıklar, bana vermezseniz evlerinde dursun yani. Şöyle mesela bir mavzerin namlusu. Bir fazlacıdan aldım, 10 liraya aldım. O namluya orada arkada duruyor bak. 10 liraya atırım ya, ya evi koydursun, 10 liraya vermiş adam. Entegre bundan tabi ben kıymetini bilirim, silerim, bakarım, burada vakit geçiririm. Ondan kimseye kaybettirmem. Bildirmem ondan karışır. Beklerim. Bazı hırsız da geliyor ama hırsız da pek yanaşamaz yani. Tabii gece pek fazla yatmam ben. Gezelerim. İşte bunların merakım var bir böyle.
komşuda olanlara da eski halkımıza söylüyorum yani. Hordacılara vurmasınlar. Dedemizden kalma. Ben sahip oldum bunlara. Hala da sahip olmam ama sonra da çocuklar cihara değişirse benim kabahatimle. Bunları böyle merakım var. Durduruyorum hocam. Eskiye çok bir havasım var. Ne diyorsa bilmiyorum. Çok da yazım falan diye. Onlar mı şeyim bilmem. Kafamdan bu çıkırıklık var. Ondan sildim, yağladım. Herhalde 135 senelik mi tarihi var. 140 senelik, 135 tarihi var burada okursan yer oku yani. Evet. Şurada bir daha şey var, kulak şeyi var böyle. Hmm. Şunu hordacıya da adam 10 lira verdim aldım. Maç aldım. Ekonomi gündemi. Hava durumu geliyor efendim. Kanal 68 Televizyonu Haber Merkezi tarafından hazırlanan haber bültenimizi burada noktalıyoruz. Tekrar görüşünceye dek hoşça kalın.